Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şu meşhur kafelerde bayıla bayıla yediğiniz o havuçlu cevizli keklerin sırrını açıklayacağım bu videoda. İki tane malzeme ile harika bir kek hazırlayacağız. İçine ne koyulur ne koyulmazı konuşacağız. Her kekte olduğu gibi yumurta ve şekeri oda ısısındaki o yumurtalar olursa daha kolay köpürürler. Mikser yardımıyla böyle rengi açılana kadar çırpıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Eğer bu şekilde çırparsanız kekinizde kesinlikle yumurta kokusu olmaz. Çünkü kimyası değişir yumurtanın. Şeker kristalleri yumurtayı kıra kıra köpürtürler ve kekinizde sünger gibi olur. Güzelce krema haline gelene kadar köpürdükten sonra içine sıvı yağını ilave edeceğim. Havuçlu cevizli keklerde süt ya da yoğurt türevi madde kullanmayın. Eğer kullanırsanız daha içi yapış yapış bir kıvamda olacaktır. Halbuki bu şekilde hazırlarsanız içine süt ya da yoğurt koymazsanız içi böyle süngerimsi pandispany, pandispanya gibi daha sünger yapıda olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi sıvı yağını da ilave ettikten sonra mikserle karıştırdım. Bundan sonra artık mikser eserle işim bitecek. Havuçları rendelemeye gösteriyorum. Çünkü böyle çok ince ince ya da böyle suyunu çıkarta çıkarta değil de böyle gözünüzde gördüğünüz zaman parça parça olsunlar havuçlar ki ağzınıza geldiği zaman gerçekten lezzet fark edecektir. Cevizleri de ya dövücü de havanda ya da benim gibi böyle dişe gelecek şekilde bıçakla doğramanızı tavsiye ederim tamamen vicdanınıza kalmış içine koyacağınız ceviz miktarı birinci sürpriz malzememiz bir buçuk su bardağı hindistan cevizi bir su bardağı da kullanıyorum. Bilirsiniz. Hindistan cevizi keki bambaşka yerlere götürüyor mutlaka ama mutlaka deneyin hiç denemediyseniz ikinci sürpriz malzememizi de en son koyacağım 2 e, su bardağı kadar un kullandım ama dikkatle ekleyin bir buçuk su bardağı da yetebilir havucunuzun boyuna göre de değişebilir şöyle bir buçuk su bardağı ekleyin gerekirse bir kaşık iki kaşık daha ekleyerek ilave edebilirsiniz bu yumurtayı bu kadar kabarttım söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak tüm malzemeyi yediriyorum şimdi içine yeni baharatacağım. Evet bu Starbucks kafelerde ki keklerin içine böyle bir çimdik kadar yeni baharatıyorlar. atıyorlar mutlaka tadında böyle bir aroma veriyor e, yediğiniz zaman bunun içinde ne var böyle dedirtiyor. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz ama bence çok yakışıyor. Şimdi içine biçimlik kadar tuz da ilave edip karıştırdığım kekimi dikdörtgen borcama, en büyük boy borcama döküyorum. Bu ölçülerde yaptım ki herkesin evinde olan tepsiye koyun istedim. 175 derece önceden ısıtılmış fırında yavaş yavaş böyle bir 30-35 dakika kadar sürede pişti benim kekim. Kürdan testi yardımıyla Çıkardım, kürdanım kuru çıktı ve çıkardım. Oda ısısına geldikten sonra güzelce dilimleyeceğim. Tamamen soğuduktan sonra çok daha kolay dilimlenecektir. Mis gibi kek kokusu eşliğinde artık kekimi kesiyorum. Şöyle içinin dokusunu göstereceğim. Ağzınıza attığınız anda eriyen çok muhteşem bir kek. Çok fazla keke e, şekeri doldurup da bütün kekin tadını örtmedim. Bir su bardağı kadar şeker kullandım bütün keke. Bence ideal ölçüdeydi. Şimdi şöyle bir çatalla keseceğim. Bakın böyle e, daha çatalı batırdığım anda dağılıyor resmen. Pandispanyamsı bir havası var. Bakın şöyle. Adeta merceğin gözüne soktum ki hamur mu oldu, kabardı mı, aradaki cevizler parçaladı mı, bütün böyle inceliklerine kadar görün istedim. Ama inşallah lezzetine varırsınız. Yaparsınız, tadarsınız ve lezzetine varırsınız. Videoma da bir beğeni atarsınız inşallah. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.